Bu fotoğraf 18 Mart'ta Kahire'de çekildi. Bir benzeri bugün Ankara'da çekilecek. Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükri Ankara'ya geliyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir görüşme gerçekleştirecek. Ardından bir ortak basın toplantısı olacak ve iki bakan beraber iftar yapacaklar. Acaba neler konuşulacak? Çünkü 11 yıl sonra gelen bir normalleşme ziyareti. Detaylar Mahir Kılıç'ta. Mahir. Sena Alkan, hiç şüphesiz güvenlik, ekonomi ve enerji başlıkları ele alınacak en önemli başlıklar olarak gözümüze çarpıyor. Bölgesel konularında bu görüşmede ele alınmasını, tartışılmasını bekliyoruz. Saatler 16.30'u gösterdiğinde Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükri'yi Dışişleri Bakanlığı'nda ağırlayacak Mevlüt Çavuşoğlu ve iki bakan önce baş başa bir görüşme gerçekleştirecek. Ardından da heyetler arası görüşmeye geçilmesini bekliyoruz ve 18'de de iki isim ortak basın açıklaması yapılacak. İki ülke ilişkilerindeki yumuşama neticesinde bugün artık karşılıklı büyükelçi atama aşamasına geçilmesini bekliyoruz. 11 yıllık aradan sonra iki ülke ilişkileri tekrar ısınmaya, yumuşamaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Devlet Başkanı Sisi ile Katar'da Dünya Kupası'nın açılışında kısa bir görüşme gerçekleştirmişti. O görüşme sonrasında ilişkilerde yeniden yumuşama oldu. 6 Şubat'ta 11 ili vuran depremin ardından da Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükri Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirmiş ve helikopterle deprem bölgesini gezmişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte daha sonra Şükri Adana ve Mersin'de ziyaret etmişti. Mısır'a ait yardım gemisinin Mersin Uluslararası Limanı'na gelme, katılma törenine de katılmıştı. Daha sonra Çavuşoğlu da Mısır'a bir ziyaret gerçekleştirdi. Mart ayının sonlarına doğru orada da önemli temaslarda bulundu ve enerjiyle ilgili özellikle doğalgaz alanında Mısır'la Türkiye'nin işbirliği yapabileceğini ifade etti Çavuşoğlu. Konuşmasında bizdeki LNG terminalleri sayesinde şu anda Güneydoğu Avrupa ülkelerine, Balkan ülkelerine gaz ihracatı da yapıyoruz. Dolayısıyla Mısır gazının da Türkiye üzerinden 3. ülkeler ihracatı yapılabilir dedi. Bu noktada doğalgazla ilgili Mısır'la Türkiye arasında bir işbirliği olabileceğini ifade etti. BOTAŞ'ın en son Bulgargaz'la yaptığı anlaşmayı hatırlattı ve bir anlaşmada Mısır'la yapmak istediklerini söyledi. Mısır gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya gönderilebileceğini ifade etti. Özetleyelim. Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükri dakikalar sonra Dışişleri Bakanlığı'nda olacak. 16.30'da önce baş başa görüşme olacak. Daha sonra heyetler arası görüşme. 18'de de iki Dışişleri Bakanı kameranın karşısına geçip ortak açıklama yapacak. Bugünkü yumuşama ve görüşmeden sonra da artık iki ülkenin karşılıklı büyükelçi atama aşamasına geçebileceği ifade ediliyor. Sen Alkan. Habertürk editörü Mahir Kılıç o görüşmenin tüm detaylarını, beklentileri aktardı. Şöyle bir bakalım mı bu ilişkiler nereden nereye nasıl geldi? Çünkü çok konuştuk Mısır'la bozulan ilişkileri. Bundan sonra normalleşmeyi konuşmaya başlıyoruz. Şimdi Temmuz 2013 yılında Mısır'da askeri darbe yapıldı. Bu darbenin akabinde ilişkilerde ciddi bir bozulma evresine girildi. Basın önünde sert sözler duyduğumuz dönemleri yaşadık. Ağustos 2013'te Türkiye Büyükelçisi'ni istişareler için çağırdı başkent Ankara'ya ve bundan sonra da ilişkiler maslahat güzel seviyesine indi. Uzunca bir süredir de böyle devam etti. 2013'ün yazında bozulan ilişkiler işte 2023 yılının baharında düzeliyor ama çok kolay gelinmedi buraya. Bunun bir arka planı var. Neydi bu arka plan? Gelin bakalım. Teknik görüşmeler başladı Mayıs 2021'de ama öncesinde istihbaratlar görüşüyorlardı. Ve hatta iki ülkenin uluslararası platformlarda birbirinin ayağına basmama gibi diplomatik bir ifadeyle kararı çıkmıştı. Birbirlerine jest yapıyordu iki ülke. NATO'da görmüştük onların bazı jestlerini Türkiye'nin Mısır'a. Şimdi Mayıs'ta 2020'de teknik görüşmeler başladı. Önce bir heyet Kahire'ye gitti. Ardından Ankara'ya bir heyet geldi. Ama daha sonra istenen ilerleme sağlanamadı. Nisan 2022'de Maslahat Güzar'la büyükelçi düzeyinde bir atama yapıldı. Bu Türkiye'nin ilişkileri iyileştirme niyetinin açık bir göstergesi olarak kabul edildi. Kasım 2022 yılında aslında dönüm noktası tam olarak bu tarih demek mümkün. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'daki Dünya Kupası resepsiyonuna gitti. Orada Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile el sıkıştı. O görüntüleri flaş olarak aktarmıştık. Dönüm noktasının Kasım 2022 olduğunu Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu daha sonra Kahire'de biz basın mensuplarına yaptığı açıklamada ifade etmişti. Gelelim 27 Şubat tarihine.
biz maalesef çok acı bir deprem yaşadık 6 Şubat'ta. 27 Şubat'ta Mısır Dışişleri Bakanı Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirdi. Hatta Mersin'e de büyük bir yardım gemisi geldi Mısır'dan. 18 Mart tarihinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Kahire'ye gitti. Bugünse Semih Şükrü Ankara'ya geliyor. Yani süreç böyle işledi. Normalleşmenin adımları böyle atıldı. Hem bunu konuşacağız hem de az önceki haberde gördük. Orta Doğu'da değişen dengeleri konuşacağız. Konuğumuz var. Necmettin Erbakan Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Gökhan Çınkara. Hoş geldiniz. Çok teşekkürler katıldığınız için. Sena Hanım merhabalar. Hoş bulduk. Şöyle başlayayım. Beyaz bir sayfa olarak nitelendirmişti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Semih Şükrü Mersin'e geldiğinde bundan sonraki süreci. Beyaz bir sayfa mı açılıyor? 11 yılın ardından önemli bir gelişme. Buyurunuz. Evet, aslında buradaki en önemli kritik nokta Arap Baharı süreciydi biliyorsunuz. Arap Baharı sürecinde Orta Doğu'da ülkeler farklı pozisyon takındılar. Hı hı. İşte Türkiye ve Katar daha revizyonist, Körfez ülkeleri ve İsrail ise daha statükocu bir tavır takınmışlardı. Bu Arap Baharı sonucunda işte 2011'de Mısır'da Mübareğin yerine biliyorsunuz önce kısa bir askeri yönetim geçirdi, sonra da seçilerek Mursi iktidara geldi. Fakat 2013'te bir askeri darbe sonucunda Mursi iktidardan uzaklaştırılmış oldu ve Sisi dönemi başladı. Yani Sisi'nin iktidara gelmesiyle birlikte tabii ki Orta Doğu'da dengeler çok farklı bir şekilde değiştiğini gözlemliyoruz. Artık Orta Doğu'da Körfez ve Mısır işbirliği çok yükselişe geçti ve İsrail de buna eklemlendi. Zaten hatırlayacak olursak Trump döneminde de İbrahim Anlaşmaları'yla birlikte bu ilişki konsepti farklı bir boyut erişti. İşte Türkiye bu Arap Baharı sonrası süreci Orta Doğu'da özellikle genellikle Doğu Akdeniz üzerinden okuma yoluna gitti. Ve Doğu Akdeniz'de zaten hatırlayacak olursak Türkiye karşısında neredeyse bir cephe oluşmuş oldu. Türkiye'de 2020 ve 21 yıllarında önce Birleşik Arap Emirlikleri, sonra İsrail ve sonra Suudi Arabistan'da bir normalleşme politikalarına başladı. Aslında Mısır'la normalleşmede bu Orta Doğu'daki Arap Baharı sonrası yeni sürece eklemlenmenin bir uzantısı olarak okumak lazım. Ve bunu en son durağı da zaten haberlerden takip ediyoruz onu da. Siz de söylediniz. Suriye ile olacak olan son normalleşme dalgası olacak. Şöyle görüyorsunuz yani. Bu bir süreç. Pek çok ülkenin içerisine sırayla dahil olabileceği bir süreç. İsrail'le gördük. Mısır'la görüyoruz ve bunun son halkasında Suriye oluşturacak. Evet, Suriye olacak. Bu aslında çok olumlu bir gelişme bölge için. Bunu da söylemek lazım. Artık bölgede çatışmalı olan aktörler masaya oturuyor. Yine programda vurguladığınız Suudi Arabistan ve İran'ın Çin moderatörlüğünde anlaşmaya varması bence Orta Doğu'da son dönemde yaşadığımız en önemli gelişmelerden birisi. Değil mi? Ona çünkü ayrıca geleceğim hocam. Evet, Suudi Arabistan ve İran'ın anlaşması önemli. Belki de o anlaşmanın yansımaları da Türkiye'nin diğer ülkelerle olan ilişkilerini değiştirecek ve genişletecek diyebiliriz. Bu açıdan Mısır'la bugünkü görüşme çok önemli. Neden önemli? Onu da kısaca isterseniz altını çizelim. Buyurun. Biliyorsunuz Libya konusunda anlaşmazlık var. Özellikle Mısır'la aramızda. Libya dosyasında biraz çekişmeliyiz. Doğu Akdeniz konusunda da Mısır'la sanırım bir ortak noktaya daha önce de iki tarafta olumlu mesajlar vermişti. Orada daha kolay gelebiliriz. Ama ben Libya noktasında da Türkiye ve eğer Mısır anlaşırsa Türkiye'nin oradaki kazanımlarının korunması ve Mısır'ın da bölgedeki hassasiyetlerin giderilmesi noktasında çok olumlu bir gelişme olacak kanaatindeyim. Yine özetleyecek olursak Türkiye'nin artık Arap dünyasında bence daha rahat hareket edebilmesi için birçok ülkede Sudan'dır, Somali'dir veya Afrika'daki diğer Etiyopya gibi ülkelerdir. Mısır'la anlaşma çok önemliydi. Ve oldukça olumlu olduğunu düşünüyorum ben bu anlaşmayı. Şimdi ben oradan cımbızla şu iki başlığı alayım. Onu biraz açalım istiyorum. Doğu Akdeniz ve Libya konusu. Evet, deniz yetki alanlarında özellikle Türkiye ve Mısır birbirinin hassaslıklarına, hassasiyetlerine önem vererek alanlarını belirlemişti. Anlaşmalarını ona göre yapmıştı. Bunu çok konuşmuştuk önceden. Semih Şükrü Ankara'ya gelmeden önce Yunanistan'a gitti Gökhan Hocam. Evet. Bu ne anlama gelir? Orada da biraz böyle yumuşak tonda, yapıcı tonda bazı mesajlarda gördük. Şimdi Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum kesimi ve Mısır üçlü bir işbirliği var. Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan biz bakalım kendi yolumuza diye Mısır'a bir çağrı yapmıştı. Ama acaba farklı bir duruma evrilir mi diye de sorduruyor bu son gelişmeler.
Evet, ben şunu altını çiziyorum tekrar. Bu Yunanistan parametresi aslında sadece Mısır'la alakalı değil, aynı zamanda İsrail, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de alakalı bir parametre. Hatırlayacak olsanız, İsrail'deki yetkililer de Türkiye'ye gelmeden önce Yunanistan'ı ziyaret ediyorlardı. Suudi Arabistanlı yetkililer de benzer bir politika güttüler. Neden? Çünkü bunlar Arap Baharı sonrası süreçte Türkiye'nin farklı kampta yer almasından dolayı Yunanistan'da kendilerince bir cepheleşme politikasına gittiler ve bunu da Doğu Akdeniz temel eksen olarak konuldu, jeopolitik hat olarak. Fakat günün sonunda Yunanistan ve Türkiye arasındaki ilişkiler de deprem sonrasında farklı bir boyuta evrildi. Dışişleri Bakanı, Yunanistan Dışişleri Bakanı ve Yunanistan Savunma Bakanı yakınlarda Türkiye'yi ziyaret etti. Bence bu açıdan baktığımız zaman da Yunanistan'da bu yeni sürece bence daha hakiki bir şekilde dahil olarak Türkiye Doğu Akdeniz'de çok daha hakiki ve çok daha derinlemesine adımlar atabilir. Yani Türk dış politikası ve aynı zamanda bu biliyorsunuz son normalleşme çabaları Milli İstihbarat Teşkilatı'nın da çok etkileri oldu. Onu da altını çizmek lazım. Tabii önce Oldukça çok bu. görüşmelere istihbarat Evet. düzeyinde başlandı. Bir altyapı hazırlandı. Sonra teknik Evet. görüş, az önce de aktardık. Evet. Önemli bir dönemiç aslında istihbaratlar arası temasta gördük. Evet, Türkiye'nin istihbarat diplomasisi son yıllarda çok güç kazandı ve çok olumlu bir gelişme bu da. Sadece Mısır'la değil, Suriye'yle de biliyorsunuz Milli İstihbarat Teşkilatı görüşüyor. Aynı zamanda İsrail ve Suudi Arabistan normalleşme süreçlerinde de etkili olduğu söylendi. Bu çok olumlu bir gelişme. Tabii ki bu ülkelerle yakınlaşma belki Türkiye'nin artık yeni bir ittifak sistemini kuracağı anlamına gelir. Burada tabii önemli olan bir durum da Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgeden artık geri çekilme sürecinin yarattığı yeni duruma bence Türkiye'de eklemlenmeye çalışıyor. Onun da altını çizelim. O zaman Yani gelelim şuraya. evet. Ben hızlıca konuyu getireyim vakitte kaybetmeden. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgeden yavaş yavaş çıkıyor oluşuyla getirdiği bir yeni durum var diyorsunuz. Şimdi bugün Suriye Dışişleri Bakanı'nın Suudi Arabistan'a ziyaretini gördük. Bu da yani 11-12 yıl sonra gelen bir ziyaretti. Önemli bir ziyaretti. İran ve Suudi Arabistan arasında Çin arabuluculuğunda bir normalleşme gördük. Bunun iz düşümünü Yemen'de gördük. Orada da heyetler arası görüşme oldu. Bir yandan hatırlamaya çalışıyorum. İran'dan yine Suudi Arabistan'a bir ziyaret oldu. Büyükelçilik ve başkonsoloslukların açılması için. Gökhan Hocam böyle bir sarmal halinde yani ben 11 yıl diyeyim artık Suriye İç Savaşı'ndan başlayayım. Böyle bir temas zinciri bir diplomasi muhabiri olarak görmemiştim. Çok hızla artık biz buraya mı geldik? Şu hep Orta Doğu'da kartlar yeniden karıldı dediğimiz döneme gerçekten bu sefer o klişe yaşıyor muyuz dersiniz, ne dersiniz? Evet, bence Arap Baharı sonrası süreci şu an deneyimliyoruz Sena Hanım. Yani yeni bir düzen arayışı var. Çok net bu şekilde. Ya bu tespiti yapabiliriz. Yeni bir düzen arıyor aktörler. Türkiye'de dahil, İran'da dahil, Suudi Arabistan'da dahil ve İsrail'de dahil. Peki Suudi Arabistan niçin İran'la yakınlaşma politikasına gitti? Yani bunu Suudi Arabistan yetkililerden okuduğumuz zaman şöyle bir argümantasyonla karşılaşıyoruz. Biz İran'la bir gerilimimiz var. Fakat Amerika Birleşik Devletleri bu gerilim noktasında bize herhangi bir somut bir geri dönüş yapmadı. İşte hava savunma sistemleri olsun veya istihbarat paylaşımı olsun veya İran'ı bu nükleer müzakerede sıkıştırma noktasında olsun. Tüm bunları topladığımızda diyorlar Çin daha hakiki bir arabulucu oldu ve iki ülke arasındaki sorunların çözülmesi noktasında çok daha iyi bir garantör oldu ve Çin'in diyor Suudi Arabistan İran'ın daha iyi dengeleyeceğini düşünüyor. Çünkü Çin ve İran ilişkileri biliyorsunuz çok gelişti. Bir ticaret anlaşmaları da var, dolarları aşan. Bu açıdan Çin'le yapılabilecek bir anlaşma Suudi Arabistan için İran'la dengeleyecek bir pozisyona itiyor. Tabii Türkiye'de artık bu Mısır'la Suriye'yle de ilişkilerini geliştirdikten sonra bölgede herhangi bir ülkeyle bir hasmane bir ilişkisi olmayacak. Yani Türkiye'de artık bu ülkelerle bir nevi yeni düzene uygun olarak bir stratejik konsept geliştireceğini ben düşünüyorum. Bu tabii biz bölgede yaşayan insanlar için de çok olumlu. Yani ilgili Tabii. ülkeler artık bütçelerinin büyük bir kısmını savunma harcamalarına değil, daha çok insanların ihtiyaçlarına harcayacaklardır. Özellikle Covid sonrası süreçte. Çünkü çok büyük insani dramlar yaşandı. Yani nereden bakarsak bakalım şu diplomatik sürecin hızlanması çok olumlu bir gelişme. Yani bir Hepimiz gazeteci yorumu açısından. olarak bölgede akan kanın durması, Evet. çocukların üzerine evlerinde yataklarında uyurken düşen bombalar, Yemen'de 10 binden fazla çocuk, bu resmi rakam daha da fazla olduğu düşünülüyor, açlıktan hayatını kaybetti. Yani bu bölgedeki dramın artık bitmesi için de bölgenin de ve bölgede yaşayan bizlerin de ihtiyacı olan bir gelişme. Riyad merkezli bir Arap diplomat da AFP'ye bu İran-Suudi Arabistan normalleşmesi için
Aynı gün İranlılar ve Suriyeliler, Suudi Arabistan'da bu çılgınca, birkaç ay önce bunu düşünemezdik diyor. Gerçekten çok hızlı gelişmeler oluyor. Bizim Suriye ile bu angajman sürecimizle ilgili de size bir sorum olsun. Şimdi hem İran, hem Suriye, hem Rusya, hem Türkiye yakın zamanda Dışişleri Bakanları düzeyinde masaya oturmaya hazırlanıyor. Biz yine Mısır'da gördüğümüz, İsrail'de gördüğümüz bir süreci mi görürüz Suriye'de de? Nasıl ilerler orada bu normalleşme diyeyim ya da bu angajman süreci? Evet, yani bence çok kritik kırılma noktası Suriye Dışişleri Bakanı'nın Suudi Arabistan'a gitmesiydi. Yani Suudi Arabistan bölgenin abisi olarak bilinir Arap dünyasının. Ve Suudi Arabistan Suriye dosyasında oldukça çekimsel davranıyordu. Yani Suriye ile normalleşme noktasında çok olumlu mesajlar vermiyorlardı Birleşik Arap Emirlikleri ile mukayese edince. Fakat Suudi Arabistan böyle bir adım atıyor ve Cidde'deki Arap toplantısına da, Arap Birliği zirvesine de Suriye'nin dahil olması yönünde bir irade gösteriyorsa, bence artık Suriye ile diğer ülkelerin de angajmanlarını çok kolay bir şekilde gerçekleştireceğini düşünüyorum. Tabii burada birkaç ülke rezerv koyacaktır. Onlar o Katar. Katar'ın rezervi olduğu konuşuluyor. Evet. Katar'ın rezervi olacaktır. Belki Katar da dönüşecektir. Onu da bilmiyoruz. Şu an yaptıkları açıklamalar rezerv koyacakları yönünde. Tabii Türkiye ve Suriye normalleşmesi de çok sıkıntılı, yani çok zorlu başlıklar var. Ama şunu anlıyoruz ki Dışişleri Bakanlığı düzeyinde bir görüşme eğer gerçekleşiyor ve böyle bir fotoğraf verilme yönünde bir irade oluşuyorsa iki taraf açısından da, demek ki işin büyük bir kısmı halledilmiş gibi gözüküyor. Ben şöyle düşünüyorum, yani doğru bildiklerimiz yanlış, yanlış bildiklerimiz doğru olacak artık Orta Doğu merkezinde bakacak olursak Sena Hanım. O yüzden çok yakın bir süreçte Esad ve Erdoğan arasında da bir görüşme, bir fotoğraf vermede belki seçimden sonra göreceğimizi düşünüyorum. Doğru dediniz. Doğru bildiklerimiz yanlış, yanlış bildiklerimiz doğru olacak. Keşke bu acılar yaşanmasaydı, bölge bir barış bölgesi olsaydı, biz de başka konuları konuşsaydık. Sadece bölge değil, dünya için de geçerli elbette. Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Gökhan Çinkara, çok teşekkürler katıldığınız için. Ben çok teşekkür ediyorum.